Gizem var mı? Tuğba var mı? Başka sorun? Var, evet. Şeyma evet, Hanım alalım. Var. Kime? Şeyma Hanım. Evet. Şeyma Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok mersi. Sizlerle konuşmak, sizleri ekranlarda görmek harika bir duygu bu arada. Teşekkürler. Şimdi Şeyma Hanımcığım, gerçekten çok güzel bir kadınsınız. Çok çok etkileyici bir ses tonunuz var. Hiç film seslendirmesi yaptınız mı? Ya da düşünüyor musunuz? Aslında en çok istediğim şeylerden bir tanesi gerçekten. Dublaj çok seviyorum. Hı-hı. Bir tane Prenses Lili miydi? Bir tane çizgi filmi seslendirdim. Çizgi filmi seslendirmek çok istiyorum. Çünkü ben galiba sadece çizgi film seyrediyorum. Öyle mi? Evet. Televizyon Şevval'in evinde televizyon yok. Yani şöyle gerçekten. Aslında... Gerçekten. Ve çok enteresan Şevval'in evinde ütü de yok. Yani buzdolabı falan yok. Bildiğin. Evim yok aslında. Şevval'in evinde elektriği yok senin öyle. Ümit abi kesti elektriği direkt. Televizyon da mı yok ya? Televizyon yok. Ya aslında bir tane televizyon var ama bazen açılıyor bazen açılamıyor yani filan. Öyle... Eski mi? Eskilerden mi? Bilmiyorum şimdi eski mi değil mi? Şimdi son teknolojiyi takip etmediğim için. Yani bayağı oldu tabii öyle duruyor ama televizyon seyretme alışkanlığım yok. Bir de çok fazla film de seyretmiyorum aslında. Ben mesela acıklı film hiç seyredemem, ağlarım. Evet. Korku filmi seyredemem, korkarım. O yüzden en güzeli... Komedi filmi seyredemem. Allah muhafaza kahkaha mahkaha atarım. Komedi seyrederim. Sonra kendi kahkahamdan korkarım. Korktuğum için kahkaha atarım falan gibi böyle delirmiş evin içine. Dublaj yapmayı gerçekten istiyorum. Yaptım bir defa, çok da eğlendim. Yaparım. Çok çok buğulu buğulu ses tonun, yani gerçekten çok hiç insanın rastlayamayacağı türden bir ses tonu. Ama yani farklı sesler çıkarabiliyorum. Tamam, çıkartabilir. Biraz önce Karadeniz şarkısına ne acayip girdin ya. Evet. Çok güzeldi. Evet. Vallahi yani çok şahane. O an kalkıp gidip de helal olsun diyecektim yani. Evet. Vallahi çok acayip. Çok güzeldi. Ya bir de yaparsın. Sanat müziğini de söylersin, ötekini de yaparsın da bir de hakkını vermek diye bir şey var. Boyunu aşan işe de girmiyorsun. Yapabileceğini yapıyorsun yani. Hani böyle bir biraz önce iddiam yok dedin ya. İşte o iddia biraz öyle bir iddia. Yani haddini bilmekle ilgili bir iddiam var ya. Söylüyorum vallahi. Evet, ağzına sağlık. Şevval'le ilgili bunları biliyor musunuzlar? Özel hayatında hiç makyaj yapmazmış. Yaparım ya. Yapmazmış. O kadar değil. Yaparım. Rimel, mesela rimel sürerim. Çok severim rimel sürmeyi. Tamam, sürme. Bundan sonra sürme işte, yapmazmış. Küpesi ve yüzüklerinden asla vazgeçmezmiş. Evet. Kıyafet alışverişi yapmayı hiç sevmezmiş. Allık olarak, dinleyin kızlar, allık olarak ne kullanıyor olabilir? Bu ben değilim muhtemelen. Annem olabilir. Annem mi? Pancar mı? Evet, pancar suyu. Annem. Öyle mi? Annem ama ben de tabii annesinin kızı olarak bazen pancar sürüyorum. Leman abla pancar suyu mu kullanıyor allık evet, olarak? Hayır suyu değil. Mesela benim programıma katıldı. Çok güzel görünüyor. Ne yaptın dedim makyaj. Bir şey yapmadım ya dedi. Biraz pancar sürdüm yanaklarıma dedi. Allah Allah. Pancar yani hakikaten pancarı böyle küçük küçük kese kese uzun süre idare ediyor yani. Pancar bildiğin doğal organik bir allık olarak. Tavsiye de ediyorum hakikaten. Pazardan aldığında pazarcının hiç haberi yok. Düşünüyor musun? Bunun yani allık pancar alıyorsun ama dudağına sürüyor. Sonra da salatayla biraz şey yapıyor. Gecekondu ruhluymuş. Lüks otel ve lüks restoranlardan nefret edermiş. Nefret kelimesini demiyor. Kullanmıyoruz. Aynen. Çünkü nefret bir suç. Ama yani çok hoşlanmıyorum gerçekten. Yani ruhum hakikaten öyle değil. Ben biraz daha salaş ruhlu. Daha şimdi salaşlığın dibine vuracaksın şu anlatacağımla. Öğrenciyken bir arabası varmış. Markasını söylemeyeyim. Arabanın tavanı delik olduğu için yağmurlu çatı günlerde sakıyordu. Akarmış. Şemsiye açardık içine. Şevval arabayı yaptırmadığı için arabayı kullandığı süre boyunca yağmur yağdığı zaman arabanın içine leğen koyup binermiş. Yok ama şemsiye açardık. Artık iyice gel ev muamelesi. Şemsiye açardık. 10 sene kullandım. O kadar enteresan bir arabaydı ki o. Şimdi de bir minibüs şoförüyüm açıkçası. Yani benim de bir minibüsüm, karavanım var tabii. Bayılıyorum bu hikayeyi anlatmaya. Bir ara evsiz barksız kaldığımda 4 ay minibüste yaşadım İstanbul'da. Minibüs dediğin karavan. Karavan minibüs tabii. Transporterlar var transporter. Ya küçük öyle çok şeydi. Marka falan ama... verdiğimiz mükemmel oldu ya. Harika. Gerçekten de. Başka marka vermek isteyen varsa nasıl olsa haftaya kapandık işte ise rahat rahat marka verip kapanalım.
Yok başını söylemedi ablam. Ha? Ne söyleyecek? Söyledi işte. Fakat o arabayı... Haftaya yokuz. O kadar da istiyordum ki haftaya girip burada bir daha program yapayım diye. Kendi kendine. Bu arabayla bir zaman sonra o kadar içselleştirmiştik ki ilişkimizi. Tamamen kanla mı? Evet. Bazen anahtarı hani çevirip anahtarı çıkarsam bile çalışmaya devam ediyordu. Yani çalıştırmak istediğim zaman canı istemiyorsa çalışmıyordu. Arabanın yani. Bayağı ruhu var. Gerçekten öyle. Konuşuyorsunuz arabayı. Lastik patlar, lastikçiye 100 metre kala, benzini biter, benzincinin 50 metre. Anladığınız araba bu değil mi? Yani bende de var aynısından. O değil mi o? Eskiler tek böyleydi. O abi tamam. Ne kadar eski bir arabaysa anahtarı sokup çeviriyorsun. Tabii. Öyle anahtar kapısı mı? Kendim tamir ederdim arabamı. Peki. Tatile giderken hiçbir zaman rezervasyon yaptırmaz, eline valizi alıp yola çıkarmış. Otobüse ve metroya binermiş. Yolda yürürken gördüğü bütün hayvanları durup severmiş. Yolda gördüğü hasta ve yardıma muhtaç kedi ve köpekleri ameliyat ettirmiş. Hayvanseverlerden bir alkış bekliyoruz burada. Yeah. İkinci el giyinirmiş, marka giyinmeyi sevmezmiş. Televizyon programlarında markadan bahsetmeyi sevmezmiş. Gözlük ve saatlerini işportadan alırmış. Pahalı hediyeler yerine meşhur bir yerden bal ya da tereyağı getirilmesine bayılırmış. Kusursuzluğu değil, kusurlu olanı beğenirmiş. Hiç rol yapmazmış, her zaman olduğu gibiymiş. Bunlar hep ablasından, etrafından aldığımız bilgiler. Hep içinden geldiği gibi davranırmış. Ablası Şevval Mavi Gözlü doğdu diye küçükten beri içte bir şeye kıskanırmış kendisine. Kendisi söylemiş bunu da. Çocukken okulda kız arkadaşlarını korumak için erkek arkadaşlarını dövermiş. Bitlis'te hayvan barınağına köpek barınakları yaptırmış. Onun için hayvanlara yardım etmek önemliymiş. Küçükken konuşurken birden durulmuş. Ablası ne oldu diye sorunca da beynim boşaldı birden dermiş. Ablam bütün ipliğimi pazara çıkarmış. Evet, ablam bayağı bir şey anlattı. Sevgili Şevval Sam.